Ya bırak Atatürk'ü, bana konuşma Atatürk'ten de. Aldı benzemez bir oldu. Aldı benzemez Türkiye'nin. Ne var, adam şimdi namaz kılıyor da terörist mi oluyor? Atatürk'ün kurduğu yere gelip de başa çıkmaya çalışmasın. Başımıza bela ettiniz Allah sizin. Ne oldu? Neden bela oldu? Kim bela oldu senin başına? Niye bela olmasın ki? Kim? PKK'yla ortak olan kim? Bela değil mi? Kim? Kılıçdaroğlu kim? PKK'yla ortak ya. Türkiye'yi satıyor adam. Kim dedi onu? Kim söyledi onu? Biz görüyoruz. Evet. Dün nerede kimden gördün? Görüştü? Nerede ya gördün? O beni kızdırıp durma. Dün kimden görüştü? Benimle görüşmedi. Kim ya PKK'yla gör. Şöyle diye bir şey yok. Bir şey soracağım. Müslüman PKK bizim askerimizi öldürene dost tutamaz. 2-2-4. Evet. Ama Kılıçdaroğlu şerefsizi bunu yaptı. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyorum tabii. Şimdi demokrasi, herkes herkesle görüşür. Demokrasi diye ya, o demokrasiyi koy bir kenara. PKK'yı diyorum sana ben ya. Öyle PKK kardeşim, Türkiye'ye PKK giriyor. Bunu getiren Kılıçdaroğlu. Daha neyi tutacağız Kılıçdaroğlu'nu? PKK'yı mı getir diyorsunuz? PKK'yı getiriyor tabii. Getirmedi mi? Yalan mı? Kılıçdaroğlu duysun. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun mesela, gibi PKK. Şimdi bak. Açılım sürecinde. Açılım diye bir şey yok. PKK'yla kim bak, masaya oturdu mesela teyzen? Oturdu. Kılıçdaroğlu oturdu. Kim oturdu? Gel. CHP. Kim oturdu? Oturdu? Açılım sürecinde masaya CHP otur diyorsun. Abi altılı masada Kılıçdaroğlu olduğu sürece HDP de vardır. Evet. Hepsi PKK terör örgütüdür abi. Öyle mi diyorsun? Öyle abi. Evet teyzem, sana geldik. Gel böyle teyzem. Teyze bırak. Gel böyle. Halkın adı Alkan al gel. İnce ince Muharrem İnce. Dürüst olduğu için. Şimdi biraz önce neye alkışlıyordun? Ben ondan değilim. Ben Muharrem İnce'nin tarafındanım. Evet abla sen bu, deyiz. Ben gidiyorum, işim var da bu hükümet ne oldu biliyor musun? Ne yedi oldu? Kocalı Hürmüz. Nasıl? Yedi kocalı Hürmüz. Hükümet yedi kocalı Hürmüz oldu diyorsun. Şu şey evet. Yedi kocalı Hürmüz oldu. Hükümet. İncesi, Karıncası, Ali'si, Veli'si biliyorum. Yani bu vatan yedi kocalı Hürmüz oldu ya. Şimdi abi. PKK'yı soktular içine. Orada lanet. Söyleme. İkinci bak. Senin bana orada söylemen hiçbir şey gel. Gel buraya ekrana karşısına abi. Gel. Gel şimdi buraya. Evet. İkinci Abdülhamid zamanında nasıl ki ikinci Abdülhamid tahta indirmek için. Tarih kaç? İkinci Abdülhamid tarihi kaç? Zaman. Yani onu bakın hangi şu an, zaman? Şu an çıkaramıyorum bakın. Nasıl çıkaramıyorsun? Nasıl yani şu an çıkaramıyorum ama bunu biraz önce dedin ki evet abi, açılım sürecinde CHP PKK ile masaya otur dedi. El ele tokuştular abi beraber, hatta dün çıktılar, dediler çok ki biz dediler beraberiz dediler, bu da hükümeti yıkmak için elimize gelen her şeyi yapacağız dediler. Bir de ne yaptılar açılım sürecinde? PKK'lılara lahmacun yedirdiler. Aynen öyle abi. Para ödettiler. Aynen öyle abi. İşte budur ya. Aynen öyle. CHP buydu. Ablası. O zaman hükümette CHP vardı. Aynen öyle abi. CHP bu ülkedekiler göremeyecek. Görmemesi lazım. Evet. Neden? Görerse şu Türkiye'ye yazık olur. Neden abi? Bütün yaptırımlar heba olur. Yaptırımlar. Yaptırım uyguluyor. Ya, kim uyguluyor? Ya Amerika o daha neyi uyguluyor? AK Parti. Aldı benzemez bir oldu. Yaptırımı aldı benzemez bir oldu. Aldı benzemez. Türkiye'nin şeyini şey yapıyorlar ya. Neyini yapıyorlar, neyini? Daha ne yapacaklar ya? İşte Amerika'ya uşaklık yapacaklar ya. Abi biraz yavaş. Pardon. Amerika'ya uçaklık yapacaklar. Ben de temiz ya. Siz Amerika'ya uçaklık yapacaklar. Siz var ya, insanları yanıltmak için oradan oraya koşuyorsunuz. Ne yapıyorsun abi? Sabit konuşacağım. Bakın şimdi. Konuşalım sabit. Ben 50 yaşındayım bir. Sabit mi durup konuşacağız? Vallahi nasıl konuşalım? 50'indir abi, sabit duralım. Bir. Evet. Evet. Zamanında yapılmış olanları ben sana söyleyeyim. Camilerimiz ahıra çevrildi mi? Kim ben çevirdi? Sana soru soruyorum. Kim çevirdi? Zamanında Sol Parti, CHP'si, DSP'sidir değil mi? Evet. Sonra? Şimdi 20 yıldır AK Parti hükümette ya. Allah rızası için bir tane çıksın desin ki ben açım, ben fakirim. İnanmıyorum, yalan söylüyor. Aç var mı? Arkadaşım fakir varsa var mı? Söylesin. Varsa söylesin abi. Kusura bakma, özür diliyorum ama CHP dönem olsun, diğer partiye dönem olsun. Hiç kimse annesine babasına bakmayan şimdi hastalık maaşı alıyor. Niye? Evet, devlet niye? Bakıyor, Tayyip Baba bakıyor. Ondan sonra adamı yerden yere vuruyorsunuz değil mi? Abi yapmayın. Allah rızası için yapmayın. Bakın, düne kadar annenize bakmıyordunuz. Hepinizin için demiyorum. Annesine bakmayanlar. Neden bakıyorsunuz siz annenize? Niye bakmıyor? Çevir paraları bakalım. Vardı değil mi? Çevir bakalım. Niye bu taraftan, bakmıyorsunuz? Bir dakika bak. Utanmıyor musunuz siz? Şimdi yuh sana. Şimdi şunu söyleyeyim. Arkadaşım sabit 4 bin lira, 5 bin lira maaş alıyorsun. Sırf annene bakmak için devlet diyor ki ben sana maaş vereyim ki annene bak. Bedava bak annene. Niye bundan önce niye yapılmıyordu? Niye bedava bırakın bakıyorsun? Bırakın onu. Canın yerim senin. Canın yerim. Ben Erzurumluyum. Yerim, bakın. Yerim, bakın senin. Erzurumluyum ben. Tamam mı? Ben şunu söyleyeyim size arkadaşlar abi, lütfen. Abi öyle değil yapmayın. Ya. Yapmayın. Bakın buralara geldik. Nereye geldik abi? Her yol bize açıldı. Abi Avrupa Birliği'ne gidip senin daha önceki o dediğin insanlar kat kat bükülürsen Tayyip Erdoğan ayak ayak üstüne atıyor abi. O kadar bu da yani. Bir gururdur. Marmara diyorsunuz. Geçen gün ben sizi izledim. Marmara'yı diyor Ecevit yaptı.
Kılıçdaroğlu yaptı. Niye abi yapsın abi? Marmara'yı yapan Tayyip Erdoğan, İstanbul'u adam eden Tayyip Erdoğan, Bursa'yı adam neden eden... Neden kaybetti İstanbul'u mesela? AK Parti neden kaybetti? Niye kaybettik biliyor musun? Kaybettik? İşte şu var, şu zihniyet var. Deneyelim de İmamoğlu gelsin. Ya İmamoğlu'nun önce bir araştırın kim? Kim abi? Kim? Kim? Abi sen benden daha iyi bilmiyor musun? Yok ben daha iyi nüfusuna bilmem abi. Nüfusuna bir bakar mısın? Siz daha iyi bilirsiniz. Seceresine bir abi, bakar mısın onu abi? Onu bilmek için... Annesi yok bilmem ne. Onu bilmek için herbokolog olmak lazım. Ben herbokolog değilim. O zaman abi evet. Şimdi sen bu programı yapıyorsun ya. Evet. İnsanların arasına girip de böyle işte CHP bunu yaptı işte. Ben öyle demedim ki. Bak sen soru o soruyu sorduğun ben. Zaman oradaki arkadaş hangi ne oldu abi? Yanıldı. Ne sordum abi? İşte falan CHP yaptı filan o adam da tamam diyor. Sen de buradan diyorsun sen benden dalga mı geçiyorsun? Ben de öyle diyorum abi. Ben de şunu diyorum Allah rızası için bak. Allah rızası için diyorum bakın. Bunu ben özellikle söylüyorum. Evet. Benim çocuğum 8 yıldır ilik nakli oldu, tedavi görüyor. Ben geçmiş bir kuruşta abi. Para vermedim Tayyip babanın sayesinde. Allah'a evet. Emanetsin. Eyvallah abi. Eyvallah. Sana döndük. Evet. Geldik açılım sürecine. Evet lahmacunları PKK'lılara CHP yedirdi dedin. Evet abi. O evet. Çadır mahkemeleri evet. Tayyip Erdoğan'ın daha önce bu açılım pozisyonunda evet. Bu PKK şeylerini saldırılarını evet. Biraz yavaşlatıp işte bugüne geldi kendi silahını yaptı. Kendi biraz siyasını yaptı. O anki eylemleri durdurabilmek için açılım evet. Dedi getirdi ve şu anda PKK'nın sonunu getirdi Allah'a şükürler olsun. Evet. Ama CHP halen daha gidip de taziyelerde terör şimdi teröristlerin... Sen biraz dinledin ya dedi ki açılım sürecini CHP başlat dedi. Hayır. Açılım. Neden müdahale etmedin? Ben işte onun için mi girdim niye söze? Müdahale etmedi ben onun için girdim söze. Arkadaşım nereye gitti? Gitti mi? Ha. Tamam teşekkür ederim. Ha. Demek ki genişli olmak lazım değil mi? Evet. Size soralım. 2023 Mayıs ayında adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Baba adam. Ülkesine devletine gel. Bakan de bir insan. Recep Tayyip Erdoğan. Gelin gelin böyle gelin. Ay, evet. Söyleyeyim bakalım. Vatanına milletine hepsini bakan bir evet. insan yani. Bu şeylerde çalışan. Ne bileyim nasıl abi? Patates abi hepsi. Patates. Nasıl patates abi? Patates neymiş? Patates satıyor. Patates kim satıyor? Sen ne diyorsun teyzem? Ellerini öperim. Sağ ol. Mayıs ayında senin adayın kim? Cumhurbaşkanı adayın. Kimdir bilmiyorum ne diyeyim. Nasıl bilmiyorum? Sen cumhurbaşkanı ol. Aday ol. Ben sana oyumu vereyim. Olmaz mı? Bu kimindir şimdi? Bu kimin benim ya. Tamam sen kime yapacaksın? Toler Medya YouTube kanalı. Evet. Ya. Tarafım yok. Ben gazeteciyim. Soruyorum, yayınlıyorum. Ben bilirim. Olsun. Hangisi hayırlısı da Allah'a yayınlıyor. Teşekkür ederiz. Ama biraz taraflı gibi. Size de soralım. Biraz taraflı gibisin. Tamam abi. Ne kadar, nasıl mesela taraflı? Sen şimdi abi diyor ya Tayyip Erdoğan dediği zaman sen biraz sesini yükseltiyorsun sanki biraz. Kemal Kılıçdaroğlu de. Kemal Kılıçdaroğlu desen. Kemal Kılıçdaroğlu diyemezsin. Desen. Dedim. Belki yumuşatacaksın ama. Dedim. Değil mi? Dedim. Hayır biraz taraflı yanlı gibisin. Mesela ne taraf? Bak adam Tayyip Erdoğan bana beni dinletiyor. Dedi ki çadır mahkemelerini CHP kurdu. Ben çadırı madırı anlamam abi. PKK, ben çadırı madırı anlamam. PKK'yla masaya CHP oturdu. Açılım sürecini CHP başlattı. PKK'yla, hayır bir dakika dedi. PKK'yla kim o? Daha dün oturdu CHP masaya HDP'yle. Öyle mi diyorsun? Evet İstanbul'u evet. İstanbul'u Hüdapar nasıl kazandı? Hüdapar'la kim o? Hüdapar kim? Hüdapar kim? 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 Öğrenin gelin. Bence sen öğren. Bence sen öğren. Hüdapar bence kim? Sen öğren. Tamam abi o bilmiyor sen ne diyorsun? Sen bir kere burada rahat dolaşıyorsan bu hükümet yüzünden. Sen Hüdapar'ı bırak. Hüdapar. Sen Yazıcıoğlu daha dün gördün Hüdapar'ı. Müslüman olduk diyor. Sen Hüdapar'ı daha dün gördün. Ben tartışmak istemiyorum. Ben yorumumu yapıyorum. Saygı duymak zorundasınız. Hüdapar'ı tehlikeli mi görüyorsunuz? Tabii ki. Bakın neden tehlikeli görüyorsunuz? Şeriat gelecek de böyle gezemeyecek diye görüyor. Nasıl yani? Yani. Niye o yüzden öyle. Şeriat mı gelecek? Peki devletin malını satın mı? Hayır o yönde söylüyor. Bak biliyorsun. O yönde söylüyor. Bir dakika şeriat istiyor musun sen? Ben de diyorum ki bak Hüdapar'ı daha dün tanıdı ya. Dur. Tamam. Ben 10 sene görev yaptım da o da neden bahsediyor tamam, ya? Abi, gel niye kaçıyorsun ya? Ne kaçacağım ben dinlesin ya? Dinlesin abi dinlesin. Direkt Hüdapar'a gidin. HDP var mı abi orada? Ben HDP. Ben taraflı değilim. Seni konuşturmak istiyorum. Anladın mı? He. Konuşturmak istiyorum. Ne? Dini alet edip de insanların duygu sömürüsü yapmasın. Kim o? Herkesin dini kendi. AKP geldi diye mi kafamı kapatıyorsun sen? Eğer ki AKP geliyor diye kapatıyorsan hiç kapatma. AKP geliyor diye kapatıyorsan hiç kapatma o kafanı. Bu kadar. AKP'le ne alakası? Ne dedi sana Tayyip Erdoğan? Kafanı aç mı dedi? Yok hayır aç mı dedi kafanı? Bu abla kafanı aç mı dedi? Kapat mı dedi? Hayır öyle değil bak şimdi şöyle. Hayır, ne dedi? Giysene şal var sende. Niye giymeyeceğim? Niye giymeyeceğim ki? Giyiyorsun ya. Ne alakası? Şeriat istiyor ya kardeşim.
Şeriatta bir kere ha, sen, ya şimdi bir şey diyeceğim. Bir dakika. Sen bir saniye hanımefendi. Sen hanımefendiye dedin ki böyle Hüdapar gelirse böyle gezemeyeceğin için korkuyorsun dedin. Sen dedin. Onun demesine göre dedim ben. Dakika, niye gelsin dedi. Ne terörist ya, saçmalama ya. Bu teröristmiş. Bir dakika. Terörist bir kere kendinsin ya, ne teröristi? Hüdapar'a ne var, adam şimdi namaz kılıyor diye terörist mi oluyor? Bırakın bu işleri ya. Adam Ayasofya'yı açtı. Sen neden bahsediyorsun ya? Ayasofya'yı açtı. Ayasofya'yı. Azıcık dinleyin. Git de bir gör. Muhabbeti gör. Muhabbeti. Atatürk gelmiş. Ya bırak Atatürk'ü bana. Konuşma Atatürk'ten be. Öyle şey mi olur abi Atatürk? Neyi konuşuyorsun sen ya? Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'tür ya. Ya bırakın bu işleri. Ne konuşmayın bence. Ya Fatih Sultan Mehmet'ler ne? Atatürk'ten tarafım ben. Ben değilim abi. Ben değilim. Değilsen o zaman düzgün konuşacaksın. Değilim. Öyle bir şey yok. Gitsin başka bekleyin. Başına gelsin, orada çıksın. O da bir Atatürk olsun, o zaman göreyim. Atatürk'ün kurduğu yere gelip de başa çıkmaya çalışmasın. Olmasaydı Hans onu verdi. Onu niye demiyorsun? Hans. Bak okula giderken sen yemin ettin değil mi? Sen yemini çiğniyorsan zaten dindar değilsin. Sen yeminini çiğnemişsin bir kere. Teşekkür ederim. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım değil mi? Sen demek ki Türk'üm, doğruyum, çalışkanım dedi mi zamanda? Yemin etti mi? Anti içtik mi hepimiz ilkokula giderken? İçmedik mi kardeşim? İçtik. Niye sözünden cayıyorsan? Bu sözünden cayan insan zaten insan değil. Teşekkür ederim efendim. Sağ ne Müslümanlıkla ne şeyle alakası var? Vicdanla var. Sen şimdi bir adamla, tek adam diyorlar. Hadi yakalayın, deprem oldu. Çadırlar gitmemiş, tek adamdı. Yakalasanıza, gırtlaklasanıza. Onun dediği olacak, benim dediğim olmayacak. Yok öyle bir şey. Şimdi diyorlar ki AKP'den korkuyoruz. Ay beni takip eder bilmem. Ben insanların ahlakı için, güzelliği için konuşuyorum. Atatürk bu seviyeye getirdiyse Atatürk'ün izindeyiz. Benim kanalımda Atatürk'e laf söylemez. Hayır, gençliğe hitabe nedir? Ey Türk gençliği, birinci vazifen diyor. Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini. Bunlar cumhuriyet istemediği için bu şeriatçı usulüne kaçıyorlar. 6 yaşındaki çocuklarla evlenip kendileri istediği gibi yaşayacak. Öyle bir şey yok. Özgürlük, herkes. Vicdan nedir? Değil mi? Vicdanı, herkesin vicdanı. Beni AKP yönlendiremez. AKP geldi diye ben vicdanlı oldum. Sen vicdansız oldun. Öyle bir şey yok. Senin dinin sana, benim dinim bana değil mi? Evet. Herkes ölecek. Kim? AKP ile mi beraber şey yapılacağız? Sen kendi bacağında asılacaksın. Sen doğruysan, dürüstsen, vicdanın rahatsa şu kapalılıkla veya açıklıkla alakası yok. Siz kapalısınız da ne yaptınız? 6 yaşındaki çocukla evlendiniz. Bu din, güzel bir şey mi bu? Allah'ım teşekkür ederim efendim. Sağ olun.